Bakıyorsun insanlara gözünün içine, hemen reaksiyonu almak istiyorsun ya. Ben Ankara'da sahneye çıkacaktım. Bir erkek arkadaşım telefon açtı bana. Bir tane var zaten. Erkek arkadaşım. Yani erkek arkadaşım değil yani. Bir arkadaşım erkek. Düzeltiyorum. Yanlış bir giriş olmasın. Yani cinsi bu. Erkek olduğu için onu öyle tonlayayım dedim. Aslında erkek arkadaşım değil. Yani çocuğun cinsi bu. Yani ben cinsel tercihini öyle yapmış. Uzadı, boka sarıyoruz, çok belli. Şimdi... Bir erkek arkadaşım, bir de onun kız arkadaşı var. Heh, toparlayayım biraz. Yani üçümüzün iğrenç bir ilişkisi var. Heh, bunu anlatacağım, yolunu yapıyorum. Bunlar der ki, biz oyuna gelmek istiyoruz, bize yer ayarlar mısın? Şimdi bazı kimseler beni gişe zannediyor. Yani burada tam var, öğrenci var, dağıta dağıta geliyorum ben. Halbuki ben de herkes gibi oyun saatinde sizin yeriniz nasıl orasıysa A12 benim de burası. Buyurun geliyorum, çıkıyorum. Bir de çıkışta bana para veriyorlar ki hala alışabilmiş değilim. İğrenç bir şey. Yani böyle, ne o öyle? Tabii kırmak olmaz dedim ki, tabii ki de size yer ayarlarım. Yani başımın üstünde yeriniz var dedim ki, rahat değildir ama olsun. Dedim buyurun gelin, kaç kişi gelecek? Kız dedi ki işte biz 4 kişilik yer istiyoruz. Dedim kim geliyor sizinle beraber? İşte dedi ki ben dedi annem ve babamı getirmek istiyorum. Yalnız dedi yaşlı insanlar gülerler mi acaba? Dedim ne bileyim, getir bakalım. Daha önce güldüler mi dedim, evet dedi. Kaslar çalışıyor yani. Bir tecrübe var. Dedim buyurun gelin, yani sınavla almıyoruz yanasını satayım. Ya, sınavla alsak bu girebilir miydi? Herkes açık. En güzel tarafıdır. Belli bir zümreye ait bir eğlence değil. Herkes buradadır. Fark etmediniz mi? Genci, yaşlısı, akıllısı, embesili. Darılmaca yok. Yani herkes... Herkes buradadır. Güzeli, çirkini. Güzel tarafı bu. Dedim buyurun gelin. Neyse yerlerini aldın ama... insan şimdi kışkırtılınca daha bir... Böyle bir geriliyor yani. Hani bakalım annem babam gülecek mi deyince, bir de önünde gözünün önündeler. Hakikaten çıkarken baktım yani nedir durumlar falan, yerlerini tespit ettim. Anlatıyorum, 1000 küsür kişiyiz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Teyze de bize katıldı, gülüyor. Yalnız amca hiç gülmüyor. Hani gülmüyor dediğim, tıbben gülmesi imkansız. Gülme çipi yanmış yıllar evvel. Ve öyle sinirli bakıyor ki sahneye, böyle bakıyor. Bak hayvan herif, hayvan herif. Puh, Allah belanı versin senin. Bu yaşa geldin, bunu mu yaptın? Öküz, öküz diyor. 2 saat boyunca bu ifade. Bitti gösteri, bir de kulise geldiler tebrik için. Neyi tebrik ediyorsa. Tebrikler, babam gülmedi. Dedi bakın amca niye gülmüyor ya? O sağırdır dedi be. Ya böyle bir şey olabilir mi be abi? Ya bu gösteride görülecek bir şey olmadığı kesin, görüyorsun. Bir tek lütfen duyacaksın. E onu da yapamayınca ve yapamadığını sahnedekiyle hissettiremeyince çereste gibi kaldık sahnede. Ya öyle tuhaf haller oluyor yani, benim yeteneğimle ilgili değil, seyircinin durumunla ilgili gerginlikler. Yoksa ben güldürürüm yani. Bir kere görmeyen bir çocuk geldi, kabartma oynamak zorunda kaldım ben. Böyle anlatıyorum, yokluyor, ne anlatıyorum acaba? Ben 2 dakika oynadı, kaçtım ben. O vaziyette kalamazdım sahnede. Finalde sordum, nasıl buldun oyunu dedim, çok sert dedi. Herkesin beğenileri değişik.